Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün pazartesi. Yine bir hafta. Haftaların hızlı geçmesi şaka mı? Yani bu kadar hızlı geçmesi. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben mesela düşünüyorum. Geçen hafta ben hiçbir şey yapmamışım gibi hissediyorum. Ama aslında yaptım. Çalıştım. O kadar da değil. Neyse. İşte bugün günlerden pazartesi. Program yaptım kendime. Onu gördünüz biraz önce. Programımı hemen söyleyeyim kısaca. Önce paragraf. Sonra paragraf kampının birinci gününü yapacağım ama onu akşam yapabilirim. Emin değilim. Sonra dil bilgisi kampının üçüncü günü bugün. Coğrafya kampının sekizinci günü ama dün yedinci günü ben pazar günü olduğu için yapmadım. Onu tamamlayıp sekizinci güne geçmeyi düşünüyorum. Sonracığım başka tarihten milli mücadele döneminin videoları izleyeceğim. Dört tane videosu var Aydın Hoca'nın. Bir de matematikten de OBOKEK'in sorularını çözeceğim. Geçen hafta çözecektim aslında biliyorsunuz ama çözemedim. O yüzden bu haftaya kaldı. Programımız bu şekilde. Şimdi ben hızlıca tabii ki Ala kitabımdan ve dil bilgisi kitabından üçüncü şeyi izleyeceğim. O da isim konusu. İlk ses bilgisiydi. Ses bilgisini bildiğim için direkt geçtim zaten. İkincisi sözcükte yapıydı. Onu da geçtim. Üçüncüsü de isim konusuna geldik. Şimdi size bahsetmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bahsetmek istediğim şey bu. Şimdi ben ilk denememi yaptım. Normalde yapmayacaktım ama bunun sorularını çok çok merak ettim. Ve bunu denemeyi yaptım ben. Ama nasıl yaptım biliyor musunuz? Soru çözmeden yaptım ve mesela matematiği çözdüm. Biraz ara verdim sonra diğerini çözdüm falan ama çözdüm yani şey olarak böyle oturdum mesela. Coğrafyanın tamamını, tarihin tamamını falan çözdüm. Bu deneme beni çok üzdü. Neden biliyor musunuz? Çünkü en güvendiğim coğrafya dersi benim en kötü gelen netim oldu. Aslında bu çok da beklenmedik bir şey değil. Hep böyle olur zaten. En çok neye böyle yoğunlaşırsanız o kötü gelir işte. Böyle bir şey oldu. Çok böyle ikilemde kaldığım sorular oldu ve o ikilemde kaldığım soruların hepsi yanlış çıktı. Hatta size söyleyeceğim kaç tane yanlışım çıktığını. Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yanlışım çıktı. 11 doğru, 12 doğru 6 yanlış. Evet. Ve ben bakın akarsu sorusunu bile yanlış yapmışım. Bakın akarsu ve o kadar basit ki yazıyor ki kelkit kolu olan. Bakın çok yani şey bir soru. Hani ciddi. Direkt yeşil ırmağı işaretle gibi bir soru. Ama ben gittim kızıl ırmağı işaretlemişim. Bravo, tebrik ediyorum kendimi. Sonrasında şöyle bir soru vardı. Mesela Sinop'tan Tuz Gölü'ne kadar çizilecek bir doğruda hangi dağlar önünüze çıkar gibi bir soru vardı. Ki ben dağların yerlerini adımın yerine olduğu kadar ezberledim yani biliyorsunuz. Hatta böyle haritadan falan bile çalışmıştım ama bu soruyu da yanlış yapmışım. Aslında dağları doğru, bak sırayı yanlış yapmışım. Şimdi normalde ben Kızılırmak Nehri yazmışım. Ilgaz Dağları ve Küre Dağları yapmışım. Ilgaz'la Küre'nin yerini karıştırdım büyük ihtimalle. Bilmiyorum bir tutukluk mu geldi ne oldu karıştı işte. Yanlış çıktı bayağı. Hoş değil. Moralim bozuldu tabii ki ama yapacak bir şey yok. Sonra tarih beni çok şaşırttı. Ve tarihten ben bayağı doğru yaptım. Daha söyleyeyim size kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane doğru yaptım. Ve sadece 2 tane yanlışım var. 17 tane işaretlemişim zaten. O bile daha iyi geldi yani. Zaten diğerleri bilmediğim konulardandı. Bildiğim yani bu zamana kadar gördüğüm tüm soruları neredeyse doğru yapmışım. Evet. Diğerleri Çağdaş Türk Tarihi ve Atatürk Tarihi'nin ilerken benim işlemediğim kısımlar. Ve bu da böyle. Yani bu da iyiydi. Bu en azından benim moralimi bir tık yükseltmiş oldu. Sonra genel kültür kısmındaki 5 sorunun sadece bir tanesini doğru, bir tanesini yanlış yaptım. Güncel kısmına, genel kültür neye? Güncel kısımdan da 3 tane doğrum var. 4 tane işaretledim, bir yanlışım var. Mesela şu bilgiyi size söyleyeyim. Bakın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün viyadükleri aşağıdakilerin hangisini temsil etmektedir diye bir soru vardı şu. Ve bu sorunun cevabı Çanakkale Şehitler Abidesi. İlk defa duydum. Köprüden geçmeme rağmen ilk defa duydum yani. Matematiği de hemen söyleyeyim size. Matematikten de 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 doğru. Geometri kısmına sadece bir tane soruyu yaptım. O da eski bilgilerimden üçgen konusuyla alakalı bir soruydu. Sayısal mantık kısmını full yapmışım. Kümeleri yapmışım. Fonksiyonları yaptım. Hatta fonksiyonları da bu arada. Ben normalde fonksiyonları çalışmadım. Ve en zorlandığım ders fonksiyon. Yani konu fonksiyonlardır. Ama geçen kardeşime çalıştırdım arkadaşlar fonksiyon ve... Onun sayesinde yaptım. Yani böyle ona çalıştırırken bu konuya biraz bakmıştım. O sorunun yani çok benzer çıkmış. Fog diye bir soru çıkmış. Ama ona versem yapamaz tabii. Grafik sorularını full yapmışım. Onlarda bir eksiğim yok. Sonra bir yaş sorusu vardı.
OYAY sorusunu yapamadım. Daha yeni çalışmama rağmen. Sayı problemi var bir tane, onu yaptım. İki tane pardon, iki tane sayı problemi var. Onları yaptım. Ve pozitif negatif soruyu yapamamışım. Onu da büyük ihtimalle yani dikkat eksikliğinden kaynaklı yapamadım galiba. Öyle. Aslında böyle 20-23 falan yapılırdı. Ama ben mesela üslü sayıları yani çok basit bir soru. Buna doğru yapmışım. Geç 18 kaç oluyor? Mutlak değer falan onları yapmadım mesela. Yani gözüme şey geldi nedense. Oh, bu soru neydi falan gibi oldum bir an. O yüzden boş bıraktım direkt yani. Ve denemedim yani, uğraşmadım. Böyle. Türkçe'de yapmadım henüz. Böyle ilk denemem bu şekilde Türkçe tamamlanmadan bitmiş oldu. Güzel. Böyle hani elime alıp alıp kontrol ediyorum yanlış yaptığım şeyleri falan. Ha bir de bu arada Türkçeden 3 tane soru çözdüm, tamam mı, dil bilgisinden. Bir tanesi işte işlediğimiz sözcükte yapı. İkincisi de sözcükte yapı. Belirtme durumu ki, bir tanesi de kökünü soruyor. Diğeri de karışık. Yani şey olarak karışık. İşte belirsiz isim durum. Şöyle sorular var ya. Şık da karışık olarak soruyorlar. Üçü de yanlış geldi. Yani üçü de yanlış ve ben bunu tam yapıyı çalıştıktan sonra bu soruları yaptım bu arada. Zaten belirtme hali ki arkadaşlar benim lanetim oldu. Asla yapamıyorum yani. Böyle bir mallık geliyor bana o sorularda. Neyse, böyle işte. Kısacası denememiz böyleydi. Tabii ki şu an kötü. Yani en azından tarihi mesela, ama coğrafyam çok kötü. O coğrafyanın 18 olması gerekiyor. Bu çalışmaya yani. 30 tane hocadan dinlemişsin. Hala 6 yanlış mıydı? Ne? Kaç? 6 mıydı? 6 yanlış ne ya? Evet arkadaşlar, konuşmam bu kadardı. Şimdi ben gidiyorum. Ne çalışacağım? Önce paragraf çözeceğiz. Sonra kampı yapacağız. Sonra da diğer derslere geçeceğiz. Ondan sonra bir ara veririm. Konuşuruz tekrar. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi sorularımızın cevaplarına bakacağız. Testte çok zorlandığım sorular olmadı aslında. Toplam 3 yanlışım var. 3 yanlış, 18 sorudan 15 doğru. Yani idare eder. Evet arkadaşlar, şimdi ben Türkçe'yi çalıştım, gayet iyiydi, çok iyi gidiyor kamp, ama sorularını henüz çözmedim. Bu sefer paragraftan da 3 tane yanlışım çıktı. İyi yani, 4-5'e göre iyi bence. Hala serisinde hoca taktiklerden soru çözüyor, onunla beraber çözdüm. Yani isim biraz daha kolay tabii ki sözcükte yapıdan, ki daha önce Özgür Hoca'dan da dinlediğim için yani konuyu da dinledim, ama İsim konusu daha kolay yani, kolay bir konu sonuçta. Şimdi sıfata geçecek yarın. Onların hepsi bir araya gelince zaten işler zorlaşıyor. Yani şu an tek tek öğrenirken böyle her şey okey. Yani hiçbir şey karışmıyor. Ama sonra aynı soru içerisinde böyle hepsini sorduğu zaman böyle bir kalıyorsunuz. Yani ben öyle oluyorum en azından. Neyse, öyle işte. Şimdi ben coğrafyaya geçeceğim. Çünkü coğrafyada bayağı izlemem gereken videolar var. O videoları izledikten sonra da şu anda akarsuları işliyoruz zaten. Gölleri işledik. Yani öyle işte. Dağları falan yaptık. Onların haritalarını çizmem gerekiyor. Tek tek harita çizimi yaparım. Haritalarla da zaten elimde şu Mehmet Hoca'nın haritalarla coğrafya kitabı var. Ama sanırım ben Engin Hoca'nın video, yani Engin Hoca'nın coğrafyalarla kitabını alacağım. Almak istiyorum. Çok emin olmamakla birlikte. Biraz araştıracağım onu. Yani elimde bir sürü var yani. Mesela şey de var. Bayram Hoca'nın kitabı da var şu. Ama Bayram Hoca'nın ben eksik ve bazı yerlerinin karışık olduğunu düşünüyorum.
Neyse işte. Biraz daha bakacağım. Bir harita falan çizelim. Ona göre kararımı veririm. O zaman ben cevap yetişmek diyorum. Görüşürüz. Tekrardan geldim. Arkadaşlar çok şikayetçi olduğum bir konuyla geldim. Şimdi biliyorsunuz gördünüz yani ben biraz önce harita çizdim. Şimdi bu haritanın şu tarafını hatta şimdi sildim yani biraz önce doldurdum görmüşsünüzdür. Bu Aktaş, Nazik, Van. O göller şu haritaların coğrafya kitabında hoca bunları tektonik göl olarak almış. Bakın aynen burada tektonik göl. Gördünüz mü? Hazar, Nazik, Van, Erçek, Aktaş gölü. Sonra dedim ki ben şimdi Bayram Hoca'nın tek başına hani kullanmıyorum yani tek başına bütün 3 kitaptan da bakıyorum. Sonra baktım Mehmet Hoca'nın kitabında bunlar volkanik set gölü olarak geçiyor. Hoca'nın burada işte Hazar Nazik yani Doğu Anadolu'dakiler volkanik set olarak geçiyordu. Sonra dedim ki bir de Engin Hoca'nınkinden bakayım dedim ve Engin Hoca'nınki de aynı şekilde volkanik set gölü olarak geçiyor. Yani gerçekten üzücü. Neden böyle bir şey? Neden? Burada videom uyarı verdi arkadaşlar ya. Alan uyarısı. Yandık yani. Videoyu zor editleyeceğiz gibi duruyor. Neyse. Aslında işte şey diyordum. Burada da volkanik set göl olarak yani yazıyor. Ama tektonik göller kısmında da yazıyor. Yani karma mı? Çünkü hem tektonik hem mesela volkanik olan göller var ya. Hani o şekilde bir şey mi diye düşündüm. Ama diğer kitaplarda da öyle bir bilgi yok ya da ben mi körüm? Genelde zaten böyle şeyleri gözden kaçırmakta bir numarayım da. Ne bileyim yani direkt. Mesela burada ikisini bir arada aldığı bir şey yok. Yani bilmiyorum böyle kafam karıştı. Sinir oldum. O yüzden büyük ihtimal Mehmet Hoca'nın kitabından yapmaya çalışacağım ama o Mehmet Hoca'nın kitabında da haritalarla kısmında bende şey yok. Yok var aslında. Yani evet buradan büyük ihtimalle yaparım. Şu küçük haritalardan. Aklımda kalsın diye zaten çiziyorum. Böyle bunu da böyle bir bilgilendirme yapacaktım. Yaptım. Göller zaten en çok yanlışım çıktığı kısımlardan bir tanesi coğrafyada. Çünkü ezberle bilmiyorum yani. Bugün full onları ezberleyeceğim. Şimdi hatta tekrar baştan bir hepsini tek tek yapayım. Yani şu hocanın da haritalarla kitabını sizce alayım mı? Olanlar bana yazsın. Ya da gerek yok diyorsanız da almayacağım. Çünkü bu kitabın içinde de yani sonuçta bayağı bir harita var. Genelde böyle çok fazla gerek oluyor mu bilmiyorum. Belki şeyin Hakan Hoca'nın varsa Hakan Bileyen Hoca'nın onu da bakabilirim. O hoca da çok iyi çünkü. Öyle. Yani bu kadardı arkadaşlar. Şöyle kısa bir bilgi vereyim dedim size. O zaman ben tekrardan gidiyorum. Şu haritaları bir düzgünce çizelim hepsini. Sonrasında hangi derse geçeceğiz? Tarihe geçmemiz lazım. Aynen tarih çalışacağız. O zaman görüşürüz tekrardan.